Sayın Mahmut Ünder Hocam, neden derginin adını AFL-Name olarak tam tercih ettiniz? AFL-Name isim olarak kulağa hoş gelen bir isim. Biraz böyle tarihi bağları olsun kabilinden böyle bir düşünceyle koyduk. Şimdi hocam, AFL-Name'nin kaç sayısı bu Mahmut Bey? Bu 11. Derginin kapağını aralıyorum hocam. Şimdi kapakta bir hemşirenin hikayesi var değil mi? Hemşire. İlk sayısında okulumuzun bu... Bu profesyonel fotoğrafçıların çektiği bir resimden aldım. İki resim. Okulun taş binasından görüntüler. Tabii yazı heyeti var. Evet. Burada şimdi, okul müdürümüzün yazısı var. Müdür Gaffar Bey'in. Gaffar Bey, evet. Evet. Konular var. Burada biz gelenek haline getirdik bunu, Atatürk köşesi. Yani bütün bakıyoruz okul dergilerine, bir tarafta hani gençliğe hitabe koymayı hani koyabilir ama her yerde görüyor insanlar onu. Fakat farklı böyle mesaj verici bir şey istedik. İstedik. Sayfayı açıyoruz şimdi, tansiyon hastaları için. Tuzsuz pastırma üretimi. Nedir bu Mahmut Hocam? Bu biyoloji dalında TÜBİTAK Türkiye üçüncüsü gelen projemiz bu. Bu projemizin rehber hocası Nalan Hanım ve iki arkadaşımız. Tansiyon hastaları için? Tuzsuz pastırma üretimi. Öyle mi? Evet. Bu projemiz üçüncü geldi. Yine 10 kardeş demişiz. Ne bu? Geçen yıl okulumuzda 10 tane kardeş vardı. Yani kardeş, büyük kardeş. Evet. Burada, kardeşler okulu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kardeş. Evet, onların... Onların böyle... toplu resimleri. Bunlar da yakalayabildiğimizin böyle kardeşleri çektik. Burada böyle, resimler. Böyle bari... kardeşlik üzerine bu şeyin Kutlu Doğum Haftası'yla ilgili olarak... Okulumuz il birincisi oldu şiirde, makalede il birincisi oldu, kompozisyonda il ikincisi oldu. Şimdi hocam burada Şayem Yavuz Kutlu Doğum Haftası demiş şiir birincisi. Bu Şeyma Yavuz, bu şiiri yazan Şeyma Yavuz, okul, bu Adana birincisi seçildi bu şiir, okulumuz öğrencisi. Başörtülü. Başörtülü, evet. Adana valisi başörtülü ödül mü verdi? Evet. Fen lisesi öğrencisine? Evet. Toplantı yerinde? Evet. Hocam Türkiye demokrasiye geçti galiba değil mi? Mahmut'cum dersin, böyle bir resim ben ilk defa gördüm. Evet, evet oldu. Ben törende yoktum. Evet. Gülsen hocamız? Gülsen Hanım, Zülfiye Hanım. Emekli oldu bunlar. Bunlar emekli oldu bu arkadaşlarımız. Hıdır hocam istifa etti. Özel sektörde şu anda Hatay'da bulunuyor fizik öğretmenimiz. Ali Güdeş 9 yıldır, 10 yıldır okulumuzda çalışan bir personelimizdi. O da okulumuzdan ayrıldı ve ayrılanlarla ilgili bizim... Ali Bey yapıyordu. Emekli mi oldu? Daha önce emekli miydi? Zaten emekliydi. Ha, burada çalışıyordu. Evet, burada çalışıyordu. Evet. Bu, biliyorsunuz Haluk Uygur Bey. Doktor kendisi ve Adana'daki sanat camiasının önderlerinden ve beyaz önlüklü bir sanat adamı diye öğrencilerimiz kendisiyle röportaj yaptılar ve uzun ve verimli bir röportaj oldu bu. Haluk Bey de herhalde görmemiştir. İnşallah bunu bir uygun zamanda gidip kendisine takdim edeceğiz. Evet, Dizi Cenneti diye bir yazı var. Mahmut Ünder yazmış. Evet. Bu da... Özet konuşayım Mahmut Hocam. Özellikle son yıllarda televizyonda dizi furyası üzerine bir değerlendirme, yorum yazsın. Eleştiri var mı Mahmut Hocam? Eleştiri var tabii. Muhteşem Yüzyıl'da var mı Mahmut Hocam? Var. Yani bir cümle olarak var, genel olarak var. En diyor, bu en... Bu geleneksel olarak bu hemen her okul dergisinde olan şey, okulun en bilmişi, en Fatih Terim'i, en felsefecisi gibi şeyler, öğrenci ve öğretmenlere atfedilen bir takım sıfatlar var. Şu da örgütlü toplum diye 10 sayıdır devam ediyor bu. Bu tür şeyler, enler veya bu tür bilgiler
okulun referansıdır, okulu tanıtmaya. Gaffar Hoca'nın başarı ve fedakarlıkları birleştirilmiş. Evet, geçerim. Evet. Şu bir öğrencimizin hikayesi. Yani fen lisesi öğretmeni, öğrencisi sadece bir fen lisesi öğrencisi değil, aynı zamanda sosyal aktiviteleri olan öğrenciler. Bu Kader diye bir hikaye yazmış Şeyma Yavuz. Kültür Edebiyat Kolu Başkanı aynı zamanda. Bu da Raif Hocam'ın hazırladığı sayfa. Spor sayfası. Evet, okulumuzda da bayağı yani aktifiz o konuda. Burada da öğretmenlerimizin kurduğu bir takım vardı öğrencilerle. Onlar da turnuvaya katıldılar. İkinci mi geldik hocam biz geçen sene? Okulda.